Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün OWASP Top 10 ile ilgili konuşmak için bu videoyu hazırlıyorum. OWASP nedir? Top 10 nedir? En çok görülen açıklar hangileridir? Web sitelerini neler tehdit ediyor ve 2021 verileri bize neler söylüyor? Ve bütün bu bilgiler ışığında eğitimlerde ne gibi güncellemeler yapıldı? Bunlar üstünden konuşacağız. Öncelikle OWASP'ı özellikle de Bug Bounty kursunda yani web sızma testleri eğitiminde oldukça fazlasıyla işliyoruz. OWASP Top 10'e göre müfredat hazırlandı zaten. Nedir öncelikle bir bundan bahsedelim. Şöyle bir ekranımı açayım, direkt size göstermeye başlayayım. OWASP dediğimiz Open Web Application Security Project Foundation bir de. Yani bir vakıf aslında, kar amacı gütmeyen bir topluluk. Web'i daha güvenli bir hale getirmek için, daha güvenli bir yer haline getirmek için çalışmalar yapıyorlar. Ve yaptıkları en önemli işlerden biri de Top 10, yani en çok görülen açıkları buldukları bir anket yapmak. Bu genelde 3 senede bir yayınlanıyor, güncelleniyor. Ama en son 2017'de yayınlanmıştı ve yani senelerdir OWASP Top 10'i bunun üstünden, en çok olan açıkları bu liste üstünden görüyorduk. Şimdi 2021'e geldik. Bu sefer 4 sene oldu. 4 senenin sonunda bir güncelleme geldi. Hatta güncelleme daha gelmedi. Şöyle göstereyim. Güncelleme şöyle gelecek. OWASP Top 10'i hazırlamışlar aslında. Şu anda review'a sunmuşlar. Yani review ediliyor. Hani bir inceleniyor, bir sıkıntı var mı, bir şey var mı vesaire diye. Büyük ihtimalle yakında yayınlanacak. Yani aslında son liste bile değil diyebiliriz. Burada ne yapıyorlar? Herkesten bir anketle hani bilgiler topluyorlar ve bunun sonucunda bir liste ortaya çıkıyor. Mesela 2017'de, hatta daha öncesinde de hep en büyük açık, en çok görülen açık daha doğrusu enjeksiyondu. İşte SQL enjeksiyonu, HTML enjeksiyonu vesaire. Ha, bu bilgiler özellikle mülakatlarda vesaire de karşısına çıkabiliyor siber güvenlik çalışanı olmak isteyenlerin. İşte OWASP Top 10 numara 1 nedir? En çok görülen web açığı hangisidir gibi. Enjeksiyon diye cevaplıyorduk. Şimdi bu sene gördük ki 2021'de bu değişmiş. Artık hani Broken Access Control veya erişim kontrollerinin yanlışlığı birinci seviyeye çıkmış. Birinci numaraya çıkmış. Tabii ki bunların kendi içerisinde yer değişmesi vesaire çok normal. Listeyi incelemeniz için hani linkini bırakacağım. Özellikle eğitimleri alanlar, etik hacker olma kursu ve daha da önemlisi web sızma testleri ve bug bounty eğitimini alanlar zaten bu listeye aşina. Hani orada işte broken authentication'la da sensitive data exposure, mesela gizli bilgilerin dışarıya çıkması, yanlışlıkla işte farklı yerlere gitmesi, bunların hepsini işliyoruz. Farklı farklı CTF'ler çözerek farklı farklı web sitelerinde, portallarda işliyoruz. Bunların bazılarının adı değişmiş. Mesela Sensitive Data Exposure demiyorlar artık. Cryptographic Failures, yani kriptografi hataları vesaire diyorlar. Böylece hani bu linkten terim değişimlerini vesaire de görebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hani birçoğunu zaten işliyorduk. Benim burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Server Side Request Forgery, yani SSRF açıkları da artık Top 10'e girmiş. Şimdi bu Top 10'e girdiği için ve bu konuya hiçbir eğitimde değinmediğimiz için bu konuyla ilgili hemen bir güncelleme yapıldı. Yani daha liste çıkmadan şu anda web sızma testleri bug bounty eğitiminde bu ilgili bölüm çekildi. Mustafa Bilgici eğitim asistanımız sağ olsun bununla ilgili bir çalışma yaptı. Ben hemen hazırladım. Diğer farklı eklemelerle ilgili de çalışmalar yapıyor kendisi. Onunla ilgili ben de gerekli örnekleri bulunca farklı eklemeler de yapmaya, farklı güncellemeler de yapmaya çalışacağız. O yüzden sızma testi eğitimini alan arkadaşlarımız, web sızma testi eğitimini alan arkadaşlarımız şu an girip SSRF nedir hemen bakabilir ve nasıl web sitelerinde bu açık kullanılıyor onu görebilir. Ama belki hani SSRF'ten de önemlisi bu listenin değiştiğinin farkında olmak. Siber güvenlik sektöründe çalışıyorsunuz zaten farkında olmak durumundasınız ama bir mülakata vesaire girmek için de hazırlanıyorsanız mutlaka bakmalısınız. Özellikle eğitimi almak istemeyenler ama SSRF'i nereden öğrenebilirim diye düşünenler için de Portswigger'da, yani işte Burp Suite'in üreticisi olan firmada Portswigger'da SSRF ile ilgili çok güzel bir makale var. Zaten eğitimde de bunun üstünden gidiyoruz.
Umarım siz de OWASP Top 10'i incelersiniz ve değişiklikleri görürsünüz. Bilmediğiniz konuları öğrenmek için eğitime bakabilirsiniz. Ve yine tabii ki Portsvinger'ın tutorial'larından da faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.